Genç Tarım kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni satın almış olduğumuz Saygül Tarım savurma ve kaldırma makinesini sizlere göstereceğim. Devamında bu makineyle ilgili güzel görüntüler olacağına inanıyorum. Avantajlarını, yararlarını anlatımını da yapacağım. İsterseniz kanala abone olup like atarken videoya geçelim. Şimdi konumlandırılma yapılacak. Üzümlere tek tek bakıldı. Hangi üzüm çulluğu kalkar kalkmaz kontrol edildi. Amcam kendi baktı. Gerekli ayarlamaları, hizalamaları yapılacak. Traktör sistemiyle, kuyruk miliyle yapılan bir üzüm kaldırma artı savurma işlemimiz oluyor. Bu aslında eski sistem dediğimiz kaldırma ile savurma için birebir daha pratik ve daha hızlı oluyor. Eskiden iki aşamalı bir şekilde yapılıyorken şimdi tek bir aşamada sergide üzümümüzü satışa hazır hale getirebiliyoruz. Bu tabii ki de zamandan ve masraftan tasarruf oluyor. Uzun vadede düşünecek olursanız böyle bir durum oluyor yani. Şimdi konumlandırılma için traktör çulun yakınlarına gidiyor. Aynı şekilde yandan amcam da belirli bir römork ve traktör aldı. Sistemimiz çok basit. Çulun ilk birkaç metresi elle ovalanıyor. Daha sonra makineye sarılıyor. Devamında da sistem başlatıldığı zaman makine kendi kendine çulu çekiyor. Aynı zamanda kuru üzümü alıp savurup sol tarafta görmüş olduğunuz palet vasıtasıyla yan tarafta olan traktörle beraber römörkün içindeki çuvala aktarıyor. Orada da birkaç kişi oluyor. Makinenin başında da birkaç kişi oluyor. Sistemimiz yani basit. Tabii ki çulu başta güzel hizalamak gerekiyor. Hizalamada hata yaparsanız sizi uğraştırabilir. O da makineden kaynaklı değil, insan kaynaklı bir sorun oluyor. Zaman bakımından tasarrufunuz, birkaç gün üzüm kaldırmaya, birkaç günde savurmaya uğraşmıyorsunuz. Masraf olarak da uzun vadede düşünürseniz de eğer kaldırma ve savurma işi tutacaksanız bu yönde karlı oluyor. Şimdi bütün üzümlere bakılıyor. Babam hizalamasını yaptı. Aynı şekilde amcam da hizalamada bir tık yardımcı olacak. Hizalama yapıldı. Yavaş yavaş geliyor. Babam. Şimdi konum yapıldı. Bunun yapılmasının sebebi de çulun ağızlarının belirli bir seviyeye kadar makinenin içine koyulması lazım. Devamında da rulo şekline döndürecek makine. Evet, sopa lazım. Evet, ekip tam anlamıyla sahalara geri döndü. Sürpriz konuklarımız da burada. Amca hoş geldin. Aynı şekilde ayrıca üzüm çuvallarımız için de elektriğe ihtiyacımız var. Neyden diyeceksiniz? Çünkü onların ağızlarını makineyle bağlayabiliyoruz. İp makinesiyle. Bunun için de güzel bir sistemimiz var. Akü dönüştürücüsü sayesinde o sorunumuz da çözülüyor. Ondan sonra
hadi yok. Lastiğin havası az. Olur ya. Lastiğin havası az abi. Ben diyecektim sana. O geçen gün de azdı ya. Ondan ben öteden baktım. Alacak kabloyu. Tamam, kabloyu da alalım. Bu kablomuz da iki ucu da prizli. Üçlü prizimiz de hazır. Buradan aküden dönüştürücüye elektrik alıyoruz. Dönüştürücüden priz vasıtasıyla üçlü prize, üçlü prizden de üzüm çul makinesine direkt de elektrik ihtiyacımız karşılandığı gibi çat 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 çuval ağızları ayarlanıyor. Onu bir üçlü prize taksa mıydık ya? Şimdi yerde tek kablonun ucu. Ya şimdi arabaya... Bak orada bir tane poşet var, getirsen onu be. Çekler ya, onun içine koyduk. Ya. Anladım da ucuna dikkat et. Bir tane poşet bulsana. Oraya buraya kağıtı yapma. Paşam, video Testo Taylan'ın ziyaret videosu gibi oldu biraz. Şimdi... Esas... Hikaye burada başlayacak. Şimdi çulun ağzı makineye ayarlanacak, makineye koyulacak. Tamam, ayarlandı abi. Eline sağlık. Hadi bakalım. Gençlerin yeri mi? Tabii. Gençlerin yeri geldi. Efsane kadrosuyla beraber. Alt tarafta da bir silindir var. Aynı şekilde ona da geçirilmesi gerekiyor. Sefa abi iki tarafa da geçirdi. Yukarıdaki silindire de aşağıdaki silindire de. Şimdi sistemi çalıştırdığımız zaman da dönecek silindirler vasıtasıyla. Hem çul katlanmış olacak hem de üzüm buradan gelip triyal yani savurma makinesiyle temizlenip palet yardımıyla çıkıp şuradaki römörke çuvalın içine dökülecek. Daha sonra da dönüştürücü sistemini kurmuş olduğumuz ip bağlama makinesi yani çul makinesiyle da çuvalların ağzını bağlayacağız. Sistemimiz bu şekilde devam edecek. Muhtemelen de seri olarak gideceğini düşünüyorum. Ama çuldaki üzümlerden dolayı birazcık daha makine hassas. Ondan dolayı çok hızlı bir şekilde savurma yapamaz. Ona da dikkat ediliyor. Dün çekim yapamadım belirli sebeplerden dolayı. Saygül Tarım içerisindeki birkaç abi gelip göstermişler. Onları da çekmek istiyordum size fakat çekemedim. O abilerin anlatımları olsaydı daha iyi olurdu sizin için aslında. Ama sağlık olsun. Bugün en nasip oldu. Bugün gelebildim. En azından birkaç bilgilendirme yapabildim. Hem de çekim yapabileceğim. Şimdi start bekleniyor. Gündan amcam aynı şekilde römörk hizalamasını yapıp sistemi açacağız. O römörk hizalamasını yapacak. Tamam, hizalama da yapıldı. Şimdi halat serbest bırakılıyor. Efe abim de halatı serbest bırakıyor. Yavaş yavaş. Bir de ikili ya abi. Biri doldu mu diğerini açıp diğerini koyabiliyorsun. Vay canına. Paşam, siftah senden bereket Allah'tan mı bugün? Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Siftah yaptın. He? Tamam, yukarıdan da çekelim.
Şengel var bak. Ve onlara takmak zor oluyor. Şengeli taktık da o aynen sorun oluyor. Yan taraftan taktım ben çengeli. Ne? Tamam. Hemen boş çuvalımızı verelim. Şimdi arkadaşlar, ilk çulumuz bitmek üzere. Azıcık bir şey kaldı. Güzel ayarında bir şekilde şu an devam ediyor. En son olarak da çulu kaldırıyorlar. Amcamlar. Biraz gerdiriyorlar ki üzüm daha rahat bir şekilde makinenin içine haznesine girsin. Hem de şunun son taraflarında kalan üzümler de yere düşüp uğraştırmasın diye gerdiriyorlar. Biraz bekliyorlar. Makinenin içindeki üzümler savrulsun diye. Çünkü fazla yüklendiğiniz zaman makineye sorun yaratabiliyor. Üzümleri birazcık da olsa ezebiliyor. Çünkü çok üzüm makinenin yemesini engelleyebiliyor. Bu yüzden ezilmesine sebep olabiliyor. Arada fazla kaçırmamak gerekiyor. Ayarında yaptıktan sonra tıkır tıkır işliyor yani. İlk çolumuz bitti arkadaşlar. Böyle düzenek, böyle sistem, böyle bizde. Bu makinelerin dediğim gibi avantajlarını görüyorsunuz. Tabii ki bazı yerlerde hafif uğraştırabiliyorlar. Bazen de sorun yaratabiliyorlar. Ama eski usul kaldırmaya ve savurmaya göre bence daha iyi. Daha seri ve gayet de başarılı şu anlık maşallah. Daha kaldıracağımız bir sürü üzüm var. Bakalım nasipse. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer videomuzu beğenmek isterseniz beğenmeyi, kanala abone olmak isterseniz abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.